Müslüm Baba filmine gidenler şok oldular. İnanılmaz trajik bir hayat öyküsü. Babası hem annesini hem de kız kardeşini bıçaklayarak öldürüyor. Asker kaçağı kardeşi jandarma kurşunlarıyla can veriyor. Geçirdiği trafik kazasının ardından öldü diye morga bırakılıyor. Ameliyatla hayata döndüğünde ise artık kafasında bir plaka vardır. Ömür boyu dayanılmaz baş ağrıları çekiyor. Böylesine ancak filmlerde rastlanır diyebileceğiniz inanılmaz acılar. Ama daha inanılmazı da vardır. Müslüm Baba'nın ve filminin arkasında bir başka trajik öykü daha saklanmış durmaktadır. Muhterem Nur. ...1932-33'e bağlayan yılbaşıdır. 16 yaşındaki genç kızın çığlıkları kapatıldığı mahzenin duvarlarına çarpmaktadır. Babası çoktan kayıplara karışmış bir bebeği dünyaya getirmek üzeredir. Muhtemelen ölü bir doğum olacaktır. Henüz hamileliğinin 6. ayındadır. Yanında sadece ablası vardır. Bebek doğar, hayata meydan okurcasına canlıdır. Ama genç anne kızına bakar ve son nefesini verir. Teyze, ölen kardeşi ve ağlayan bir bebekle baş başadır. Evdeki acımasız büyük babadan haber gelir. Çöpe atın piçi, köpekler yesin. Bilinen oyuncu adıyla Muhterem Nur, ilk adıyla Olga, Türkiye'ye kaçtığında edindiği resmi ismiyle Aysel Kısa, sinemaya adım attığında ilk aldığı ismiyle Aysel Utku ve belki en fazla sevdiği ismiyle Aysel Kısa Akbaş, Manastır şehrinde hayata böyle başlar. Çaresiz abla, küçük bebeği bir caminin avlusuna bırakır. Gizlendiği köşeden iyi birisinin alması için dua eder. Kimse gelmeyince de kıyamaz. Bebeği alır, uzaktan tanıdık bir kadının evine bırakır. Adını Olga koyalım der. Yıl 1958. Aradan 26 yıl geçmiştir. Yeşilçam sineması yükseliş devrindedir. Bütün ülkede salonlar açılmakta, ardı ardına filmler çekilmektedir. Ama o yıl çekilen iki film, üç insanın hayatını değiştirecektir. Filmlerden birisi o zamana kadar çekilen, en iyi film kabul edilen Üç Arkadaş'tır. Üç Arkadaş, başrolü oynayan Muhterem Nur'u Türk sinemasının zirvesine taşır. Eski Yugoslavya'nın Manastır şehrindeki evlatlık bebek Olga, 28 yıl sonra İstanbul'da sinemanın zirvesine çıkmıştır. Müslümanlara yapılan baskıdan kaçan teyze, Türkiye'ye yerleştikten sonra Olga'yı da yanına getirtmeyi başarır. Eyüp'te mütevazi ama huzurlu bir hayat başlamıştır sanki. Yeni resmi adıyla Aysel ilkokuldadır. Genelde göçmenlerden oluşan bir arkadaş grubu vardır. Ama hayır, huzur fazla sürmez. Arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı bir gün, henüz 12 yaşındayken bir sapın tecavüzüne uğrar. Terk edilmiş bir inşaatta baygın yatarken bulunur. Olay gazetelere yansır. O yaştaki bir kız çocuğunun yaşayabileceği en büyük travmalardan birisidir. Uzun süre dışarı çıkamaz. Bir süre sonra evde eniştesinin de tavırları değişir. Aysel'i taciz etmeye başlar. Allah'tan artık anne dediği teyzesi güçlü bir kadındır. Aman evliliğin bozulmasın demek yerine Aysel'e sahip çıkar, kocasını kovar. Artık Aysel için evin geçimine yardım etmekten başka yol kalmamıştır. Fabrikada işçi olarak çalışmaya başlar. Ailede geçim sıkıntısı artarken Aysel gittikçe güzelleşmektedir. Hayatının hep bir sır perdesi arkasında kalacak dönemi burada yaşanır. Wikipedia'ya göre bir subayla evlendirilir, bir oğlu olur ve kısa süre sonra da ayrılır. Daha sonra ne bu evliliğin ne de çocuğun hiçbir yerde bahsi dahi geçmeyecektir. 1977'de Ses dergisinde çıkan bir not hariç. Bir Wikipedia hatası olarak kalır. Fabrika işçiliğinden başka bir çıkış yolu bulmaya çalışırken mahalleden bir abla onu Yeşilçam sokağına yönlendirir. Tesadüfen tanıştığı, sonraları hakkında çok söylentiler yapılan yapımcı Umut Utku'nun desteğini görür. Figüranlığa da onun soyadını kullanarak Aysel Utku olarak başlar. Artan kadın oyuncu talebi bu masum güzellikle birleşince gittikçe daha önemli roller oynar, halk bu naif, verici, baş kaldırmaktan çok acı kaderini sessizce yaşayan, aslında hep kendini oynayan kadını çok sever. Çok sonraları da sinemanın en yetkin uzmanlarından Agah Özgüç, o mertebeye Türkan Şoray bile erişemedi. Sultan oldu ama muhteremin gördüğü sevgiyi göremedi diye anlatır. Bu sevgide hayatımın ilk aşkı diyeceği yönetmen Memduh Ün'ün payı fazladır. Aslında erkeklerle ilişkisinde biraz da hiç tanımadığı baba figürünü aramaktadır. Uzun yıllar birlikte olduğu Memduh Ün'le aralarında 12 yaş vardır. İşte o 1958 yılında üç arkadaşla sinemada zirveye çıkarken bu ilişki de çatırdamaktadır. Aynı yıl Memduh Ün'ün yönetmenliğinde çekilen bir diğer filmin başrolünde ise 16 yaşında yeni bir oyuncu vardır. Fatma Girik.
Memduh ve kendisinden 23 yaş küçük Fatma arasındaki ilişki Murada Ereceğiz filminin setinde alevlenmeye başlar. Memduh, muhteremin ayrılma isteğine "senin şöhretin biter, perişan olursun" diye tepki verir. Aslında öyle de olur. 1958'de üç arkadaşla zirveye çıkan muhterem inmeye başlarken Fatma Girik yükselmektedir. Arada bir reklam evliliği ve erkek oyuncularla ilişkileri bu inişi sadece yavaşlatır ama değiştirmez. 12 Mart faşist dönemi ise toplumun gelişimine olduğu gibi sinemaya da ağır bir darbe vurur. Yeşilçam'ın parlak günleri yerini seks filmlerine bırakırken oyuncular sahneye yönelir. Artık muhterem Nur da bir dansöz ve şarkıcıdır. Arada yan roller oynadığı filmler olsa da ekmek parası sahneden gelmektedir. Tabii geldiği gibi de gider. Parayı yönetmeyi hiçbir zaman bilmez. Aldığını dağıtır. Özellikle de ilişkisi olan adamlara. 181 film çevirmiş birisinin maddi imkanlarının sınırsız olması beklenir. O ise hep kıt kanaat geçinmektedir. Borç ödeyemediği için hapse girdiği bile olur. Muhterem Nur ismine artık daha çok Anadolu turnelerinde rastlanmaktadır. Yaşı da 50 olmuştur. Çalıştığı sektör için yaşlı kategorisine girmek üzeredir. Kendisine sahip çıkacak bir erkekle olması da çok zordur. Aşk defterinin de kapandığını düşünmektedir. Sinemanın en sevilen kadınının önünde yalnız ve yoksul bir son durmaktadır. Hayat işte. 1982 yılında Malatya'da o defter bir daha hiç kapanmayacak şekilde açılır. Baba figürünü de, kendisine sahip çıkacak erkeği de, aşkı da tam 21 yaş küçük bir adamda bulacaktır. Ama o adama zaten herkes baba demektedir. Ve o adam da aslında sadece kadınsız değil, hep annesiz, hep şefkatsiz kalmıştır. Birbirlerinin hayatlarından daha önce teğet geçmişlerdir. Müslüm, Adana pavyonlarında 3 kuruşa şarkı söylediği zamanlardan hayrandır Muhterem Nur'a. Muhterem, söyleyenin ismini bilmeden tekrar tekrar dinlemiştir Müslüm'ü. İlişkilerini başlatan ise bir tokat olur. İçkili Müslüm, kendinden önce sahneye çıkıp şarkısını izinsiz söyleyen Muhterem Nur'a tokat atar. O tokat gecesi sabaha kadar konuşurlar. Nerede, ne zaman, nasıl geleceği hiç belli olmayan aşk, o imkansız aşk işte o gece gelir. O aşkın tarifini de en iyi yine Muhterem Nur yapar. Müslüm çok karanlık bir yolda gidiyordu. Ben de kuyunun dibindeydim. O elini uzattı, beni kuyudan çıkarttı. Ben de onun yolunu aydınlattım. Aşk gelir ve gitmez. Geldiği gibi kalır. 2013'te Müslüm Baba'nın vefatıyla değişik bir biçim alsa da devam eder. 1986'da resmi nikah da kıyarlar. Hayatları hep fırtınalıdır. Normalde çok iyidirler. Ama Müslüm içtiği zamanlarda yapmaması gereken bir şeyi yapar, muhteremi döver. Sonra dövdüğünü de unutur. Muhterem bazen evi terk etse de her defasında döner gelir, Müslüm özür diler. Kaldıkları yerden devam ederler. Dışarıdan steril kurallarla bakanların kolayca yargılayabileceği bir ilişkidir. Ama aşk iki kişiliktir. Hiçbir değer yargısını aldırmaz. Hiçbir dış kuralla bağlanmaz. Muhterem Nur için bu dayaklar bile sadece Müslüm Baba'ya daha fazla destek olması gerektiğini hatırlatan uyarılardır. Şöyle der: "Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız bırakırım. Ben ona hayatımı verdim. O ise bana benim ona yaptığımın 10 mislini yaptı. Bana yeniden hayat verdi." Müslüm Baba'nın vefatından sonra Muhterem Nur hayatını yeniden düzenler. Aslında ölümünü programlar. Çok az dışarı çıkar, mütevazi bir hayat sürer. Olmaz ya. Kaza olur, cenazem kaybolur diye uçağa binmez. Çift kişilik olan mezarda Müslüm'ünün yanına gitmesini engelleyebilecek her ihtimalden kaçınır. Ona kavuşmak istiyorum. Bu biraz delice bir söz ama onsuz boş bir dünya. Tıpkı filmlerdeki o naif kadın gibi konuşur. "Ne güzel bir şey. Benim için sevdiğine gitti" diyecekler. Hayatımı tamamen ona kavuşmaya programladım. Benim her şeyimle tabii ki ilgileniyor Muhterem Hanım. Gerçekten yani ben şimdi bir yerlere gelmişsem %90 pay sahibi diyebilirim. Ben en önemlisi Muhterem Hanım'a gönlümü vermişim. Bundan daha başka ne verilebilir ki? Yaşadığınız müddetçe yapacağınız şeyler olmalı. Ölümü beklemekten öte. Hele bu kadar deneyimli ve sinema tarihine damga vurmuş birisiyseniz. Keşke eğitimine biraz daha yatırım yapabilse, gelirlerini daha iyi yönetebilseydi diyorsunuz anlatırken. İnanılmaz zor bir hayat yaşayıp böylesine güçlü bir iz bırakmış olmak hepimize örnek olmalı. Aşk konusunda da bütün yerleşik yargılara meydan okuma cesaretine saygı duymamak mümkün mü?
Fortune. Evet. Emre. Hop. Beyaz videomuz 2 gündür. İlk 3'te. Tabii öyle bakınca salak gibi görünüyor değil mi? Ekibimiz kutlama yaptı. Şimdi o yerdekileri kim temizleyecek peki? Sen. Beyaz'ın yorumlarını gönder. Ural Gaygusuz. Dilek Hanım, ses tonunuzun operaya yatkın olduğu kanaatindeyim. Maymun gibi oldu lan bu. Bak ne kadar yatkınmış, gördün mü? Burak Uçar. Ulan çok güzel anlattı olayı be, helal olsun. Gözünüzün içine bakıyorum ya. Alkış yapın. Bravo. Sara Koto. Seni önce sevmedim ama şimdi tüm videolarını izliyorum. Sara, teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Niye sevmedin? Neden? Çağdaş Derin. İlk defa bu kız bu videoda iğrenç gülüşünü yapmadı. İzlediğim en güzel videoydu. Allah dualarımızı kabul etti. Bu kızın hoparlör sesinden kurtardı bizi. Hem hoparlör yazmış. Hem gülüşüme laf etmiş. İğrenç demiş. Ama şey demiş. Güzel video demiş. Allah razı olsun. Orhan Doğan, bu bayanın tatlılığı beni bitirdi ya. O kadar dalmışım ki ne anlattığını unuttum. Oo, hadi iyisin yine, iyisin. Utandım, yapmayın. Aa, hareketlere bak ya. Merlihan Diyar, 10.35. Yalnız kız nasıl bir yalnızlık çekiyor arkadaş. Heykele bakarken mest oluyor. Belki de eski sevgilisine benzetmiştir. Anladım, heykelde... Aa, ruhi yok. Terk edildim bir kere daha, aman Allah'ım. Fidan Mehmedova, çok kötü video, sen kimsin? Beyaz'ı eleştirecek samimiyetsiz şey demiş. Oo. Fidan, bir şey söyle. Bak kızıyorsunuz, bak kızlar daha çok böyle yapıyor, hem cinslerim oldu halde. Ben Beyaz'ı eleştirmedim. Farkındaysan o kadar güzel şeyler söyledik ki onunla ilgili. Kendi düşüncelerimizi de araya katmış olabiliriz. Saçma düşler komedisi. Takibi bırakıyorum, kafamı s**tin, gülmeyeceğim. Ne beyazmış, kanalın sahibi sanki. Ben anlamadım ne yazıyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim, siz birbirinizin yorumlarını okuyup birbirinize yorum yazsanız da biri diyor ki eleştirdin, öbürü diyor ki ne övdün? Ben size ilk videoya başlarken ne dedim? Konfetilerim nerede dedim. Wow. Ya alkışlıyorum. Kendimi alkışlıyorum, siz yine alkışlamıyorsunuz.